Ve şu da var hocam, tabii bu korona günlerinde, Covid günlerinde vakaların artması, dedik işte stres kalbi etkiliyor. Kalbi etkileyince de rahatsızlıklar gündeme geliyor. İşte kalp krizleri, kalp rahatsızlıkları, kalp hastalıkları. Peki bu biraz genetikle de alakalı mıdır peki? Tabii. Şöyle ki kalp damar hastalıklarında yani bizim temel patolojik temel fizyopatolojinin adı aterosklerozdur. Yani evet, en fazla ilgilendiğimiz, yani damar sertliği halk arasında denilen durumdur. Damar sertliği yaklaşık olarak %60 oranında, hani ne sorumludur bundan diye baktığınızda %60'ı genetik faktörlerdir. %40'ı çevresel diğer faktörlerdir diyelim. Yani bunlar arasında genetik faktör dışında, yani genetik faktör ne demek? Genlerde aileden bir yerde bir gelen bozukluk var, arıza var ve bu eninde sonunda ortaya çıkıyor. Damar duvarında bozulmaya neden oluyor demektir. Yani işte bunu nasıl anlıyoruz? Genellikle şu soruyu soruyoruz. Annede babada kalp, evet, hastalığı var mı? Bypass geçiren, kalp krizi geçiren yakın akrabalarda, amcalar, dayılar, teyzelerde böyle bir problem var mı? Oluştu mu? Bu bilgilerde işte aldıktan sonra işte ailesel yatkınlık diyoruz biz buna. Ailesel yatkınlık önemli bir faktör. Hatta bazılarında çok erken yaşlarda bile ortaya çıkabiliyor. Yani 30'lu yaşlarda kalp krizi geçirenler ile karşılaşıyoruz. Yani ki biz 10'lu yaşlarda bile geçenleri, evet, gördük. Onun dışında ki faktörler olarak kabaca genellikle bilinen şeylerdir bunlar ama şeker hastalığı oldukça önemli. Evet. Kontrolsüz şeker çok büyük bir tehlike damarlar açısından. Örneğin bir insanın şekerini 300'lerde bir sene tutun, kalp dahil bütün damarları daralır, birçoğu tıkanır. Ve o hani buna bir örnek olarak söylüyorum. Onun dışında hayat biçimi, hareketsiz, stresli. Şu andaki süreçten bahsediyorsunuz. Evet, biraz, şimdi daha biraz Covid sürecinde içine girdiğimiz durum maalesef öyle. Hareketsiz bir yaşam içerisindeyiz. Evet, stres altında, işte beslenme düzenli bozulmuş bir bozulması. Bunlar da damar hastalığında predispozan, yani ortaya çıkaran faktörlerden diyebiliriz. Sigara önemli bir faktör. Evet. Yani sigara içimi. Bu dönemde içimi çok kullanıldı mı sigara hocam? Çok kullanılıyor benim mu? Benim kişisel gözlemim artış var maalesef şeyde. Ki sigara hem kalbinden büyük düşman, akciğerler açısından, Covid açısından hani kliniğin ağırlaştıran tablolardan birisi. Sigara içenlerde, evet, mesela tehlike daha fazla. Sigara içmek en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Yani hastalığı hafif geçirebilecekken yoğun bakımlara düşmek, makinalara bağlanma riskini artıran bir şey. Artırıyor. Sigara içimi gibi faktörleri sayabiliriz. Ki bu Covid sürecinde de maalesef bu bahsettiğimiz yardımcı hastalığa genetik dışı faktörler anlamında bir artış var. Evet. Sigara, ancak diğer taraftan da hastaneye başvuru sayılarında azalma var kalp rahatsızlıkları nedeniyle. Çünkü insanlar korkuyorlar. Yani hastaneden hastalık kapmak tehlikesi. Gerçi bu süreçte hastanecilik de birçok şeyi öğrendi. Nasıl insanlara hastalık bulaştırmadan hastanecilik yapılır da, evet, öğreniyor. Şimdi sosyal mesafesinden tutun da işte nasıl söyleyeyim, hastane içi fiziksel önlemler, ekstra önlemler nasıl alınır, havalandırma sistemleri nasıl yapılır,
Sterilizasyonlar nasıl yapılır? Onlarla ilgili de bayağı bir gelişme oldu. Şu da vardı Esat Hocam. Bu noktada Avrasya Hastanesi çok başarılı bir hastane bu noktada. Evet, evet. Çok da başarılı bir süreç yaşıyorsunuz, geçiriyorsunuz. Pandemi döneminde çok başarılı bir süreç yaşadınız. Gerek hastalarınıza, gerek hekimlerimize birlikte, sağlık çalışanlarımıza 7/24 hizmet evet. veren bir hastane Avrasya Hastanesi. O yüzden gerçekten bütün ekip evet, çok özverili çalıştınız. Özveriyle elinden geleni yaptı ve yapıyor. Evet, tabii pandemi döneminden biraz yine bahsedelim hocam. Çünkü şu yaşadığımız süreçte insanların stresli olması, kalp krizi oranlarının yükselmesi, kalp hastalıklarının... Çünkü strese bağlıdır kalp, öyle değil mi? Biraz yani stres de bu işte biraz önce söylediğim etkiliyor. Faktörlerden bir tanesi. Ve bu dönemde de maalesef çok yoğun stres evet. var. Herkes de var stres. Bu stresle... baş edebilmek için hani herkesin psikiyatriste, psikoloğa gitme gibi bir şansı da yok. Evet. Bir şekilde baş edilmesi gerekiyor.